Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Direkt uzatmadan videoya geçiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi teslim edildi olarak gözüken yani Delivered olan bir kargo örneği görüyoruz arkadaşlar. Oyun 11'inden yola çıkmış. 15'inde teslim olmuş. Burada detayları gösteriyor mu? Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Evet şu an Amazon siparişindeki bilgileri, detayları birebir kopyalayıp buraya yapıştırmış. Burada her şeyi detaylı olarak gösteriyor. Sadece Şehirleri eyaletleri genelde göstermemiş bakın gördüğünüz gibi En son e, Kargo Delivered olduğu zaman sadece göstermiş ondan bir şey olmaz zaten Önemli olan çıkış yerleri buralarda hiçbir bilgi yok yani Sadece şuradan çıktı şuradan gitti gps e geldi Burada da e, sitedeki bir örneği arkadaşlar Sitede nasıl gözüküyor onu görüyoruz şu an ekranda Yeni bir site çıktı arkadaşlar size birazdan o siteyi göstereceğim Şimdi burada da çok detaylı bir site değil arkadaşlar burası yani müşteri bu takip numarasını arattığı zaman detaylı bir yer çıkmıyor yani bomboş bir sayfa şimdi hemen ona gelelim site, siteyi gösteriyorum şimdi hemen autojet Tree açıyorum arkadaşlar sitemiz bu çünkü en aşağıda paketler olacak fiyatlar tabi bunlar ileride daha uygun fiyatlara düşecek şu anda geçici olarak böyle sitemiz autojet track. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi birazcık ondan bahsedeyim. Birazcık kurulum aşaması karışık olabilir ama yine de kargolarınızı teslim edildi olarak gözüküyor. En azından ticaretinizi artık devam ettirebilirsiniz. Burada fiyatlar şu an böyle fakat ileride daha uygun fiyatlara gelecek. Çünkü yeni bir sistem üzerinde çalışıyorlar şu an. İletişime geçiyoruz. Bir de sahipleri de Türk. Yani şu anda biz bir aydır bunu kullanıyoruz. Bu nasıl çalışıyor ben size basit bir mantığını anlatayım. Bu sitede arkadaşlar öncelikle Amazon entegresi yapıyorsunuz. Nasıl? Burada satıcı hesaplarım kısmından buraya Amazon hesabınızı ekliyorsunuz. Ondan sonra siparişlerim kısmında pardon önce faturayı fatura adresi ekleyeceksiniz tabi Amazon'da ödeme yöntemi eklerken bir fatura adresi istiyor bu oraya olarak oraya kaydedilecek. Ondan sonra siparişlerim kısmından sipariş oluştur yapacaksınız. Onu da göstereceğim. Önce takip numarası nerede hemen ona bakalım. Burada Feragendeci ID'si var. Amazon'daki siparişimizin ID'si. Fiyatı Feragendeci. Şu anda sadece Walmart'la Amazon için geçerli bu site arkadaşlar. AliExpress maalesef şu an yok. Ama ileride gelecek dediler. Burada da takip numarası gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi sipariş oluşturmayı göstereyim size mantığını anlatayım. Ve siparişleri sadece otojet üzerinden geçeceksiniz arkadaşlar. Siparişi kendiniz manuel olarak geçerseniz maalesef bunu takip numarası verilmiyor. O yüzden siparişinizi çok basit olarak buradan geçebilirsiniz. Bunun avantajı şu arkadaşlar. Amazon'daki asil numaranızı alıyorsunuz. Mesela bir ürün açtınız. Hemen bir tane ürün açalım. Diyelim bu ürünü açtık arkadaşlar. Buradan linkin içinde B0 ile başlayan bir kod olacak. Bunu kopyalıyoruz. Daha sonra bunu buraya yapıştırıyoruz. Ürün adedi 1. Tabi müşteri kaç sipariş verdiyse ona göre gireceğiz. Amazon Prime ürün. Evet Amazon Prime. Buraya da thanks for Shopping to us burası gift kart mesaj yeri arkadaşlar çok basit bir şekilde doldurduk şu an buraya da müşterinin adresini yapıştıracağız zaten örnek olarak varmış yine de ben nasıl yapıştırılıyor onu göstereyim bakın adresin üstünde şöyle bir kutucuk var iki tane kare buna bastım mı hepsini kopyalamış oluyor bunu siliyorum ctrl v ile yapıştırıyorum bu hizayı hiç bozmuyoruz arkadaşlar şurada bir boşluk olacak bu sonunda neyse o kadar bir şey olmaz ya arada iki boşluk olmasın şunun o kadar Buradan Amazon hesabını seçiyoruz. Ve buradan göndere bastığımız sipariş oluşturulacak arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika sürüyor siparişin oluşturulması. Ondan sonra takip numarası da hemen ardından 15 dakika sonra geliyor arkadaşlar. Sistem böyle gayet kolay. Sadece kurulum aşamasında bazı hatalar olabilir. Onları zaten nasıl yapıldığını gösterecek bir video ekleyeceğim arkadaşlar aşağıya aşağıdaki linke. Sadece ancak bazı hatalar çıkabilir kuruluş aşamasında. Onun için bir tane öğretici videoyu açıklamaya koyacağım. Sitenin sahipleri Türk arkadaşlar gayet de güzel çalışıyor. İşimizi de hızlandırıyor. Ve şu güzelliği de var. Sizin banka hesabınızı kullanmıyor arkadaşlar. Amazon'da Amazon'da dijital cüzdan benzeri bir sistem var arkadaşlar. Onun adı gift card. Yani Amazon'dan gift card alıyorsunuz. Autojet'te siparişi gift kart üzerinden geçiyor. Yani bankanızda ya da hiçbir şey kullanmıyor. Bu siparişleri de Autojet botu geçiyor arkadaşlar. Sizin Amazon hesabınıza giriyor. Siparişi geçiyor. Ondan sonra takip da 10-15 dakika veri sonra veriyor. Peki neden böyle bir sistem arkadaşlar? Bildiğiniz gibi yakın zamanda Blueker Express veya Kulayn dropshipping şeyine yakalandı. Yani Blueker Express kaldırıldı. O yüzden bu sitede kullandığı kargo firması kaldırılmak istemiyor. Bu yüzden böyle bir tedbir eklenmiş arkadaşlar. Biz iletişime geçtik sahipleriyle ama böyle bir şey mümkün olmadığını söylediler. Söylediler. Blueker Express bayağı bir açığı vardı arkadaşlar. Tek tıkla kargo takip numarası alıyordunuz. Yani sahte kargo takip numarası alanlar da var. Mesela adam 300 dolarlık sipariş alıyor. Onun yerine gidiyor kalem ya da başka bir şey gönderiyor. Yani 50 siparişin arasından bir iki tane sipariş böyle bazen kaçamak olarak kapatıyorlardı işi. O yüzden böyle bir sisteme geçildi şu an arkadaşlar. Ama o yüzden böyle bir sisteme geçildi arkadaşlar. Tedbir sistemi. Evet bunun videosu açıklamada olacak arkadaşlar. Peki buna masraf veriyoruz ama neyden masraf kısabiliriz? Hemen bir örnek gösteriyorum arkadaşlar. Eğer şirketiniz varsa burada gördüğünüz gibi bir ürüne 5,5 dolar vergi çıkmış. Yani bu eyalet ödeyeceğimiz bir vergi. Aslında bizim bunu ödememe hakkımız var. Çünkü biz bu ürünü alıp kullanmıyoruz arkadaşlar. Dropshipping yapıyoruz. Yani ürünü direkt tedarikçiden alıp müşteriye gönderiyoruz. Yani bu ürünlerde <laughs> yani bu ürünlerde eyalete vergi ödememe hakkımız var. Çünkü biz e, retailer oluyor. Çünkü biz al sat yapıyoruz arkadaşlar. Zaten 60 dolarlık ürüne 5 dolar biraz fazla vergi arkadaşlar. Zaten Evay'da da kesinti oluyor. %20 yaklaşık. Tam bunun da %17'ye düşürme, 17-18 civarına düşürme yolu var. Onu da gösteririz arkadaşlar bir videoda. Şu anlık bu önemli olan arkadaşlar. Çünkü bunun bunu sildirme yöntemi var. Eğer şirketiniz varsa bunu belgelerinizi yükleyerek sildirebilirsiniz. Şirket açmanın masrafları belli arkadaşlar hemen hemen. Fakat şirketiniz olmasa da bunun hizmeti veriliyor arkadaşlar. Bunun da linkini açıklamada bulabilirsiniz. WhatsApp grubumuzda da yorumlar kısmından katılabilirsiniz. Bunu sildirmenin hizmeti var arkadaşlar. Açıklama kısmında bir tane hizmet veren kişiden güvenilir birinden. Onun linkini açıklamaya koyacağım. Yani bundan sonra size bir örnek göstereyim. Evet şu an benim hesabımda vergi yok arkadaşlar. Vergisiz hali bu. Yani ürünün fiyatı neyse onu ödüyoruz bu hizmeti kullanın arkadaşlar. Çünkü 10 siparişte bunun karını çıkarabilirsiniz. Bu hizmetin ücreti de arkadaşlar gayet uygun. Yani şirket kadar masraf etmenize gerek yok. Hesabınızda bu vergi sildirirseniz arkadaşlar bu hizmeti alırsanız sınırsız bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Yani Amazon hesabınız kapanana kadar kullanabilirsiniz. Ki bu Amazon hesabınıza hiçbir etkisi yok. Tamamen güvenilir bir şekilde verginiz silinir arkadaşlar. Yani bunun gibi 10 tane sipariş gönderseydim yaklaşık 60 dolar eyaletlere vergi olarak gidecekti. Bir de bir duyuru yapayım arkadaşlar. E artık 50.000 limitli hesaplar satılıyor ve payonerleri de sizin adınıza oluyor. Bunun için iletişime geçmeyi unutmayın yorumlarda. WhatsApp linki olacak. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Ciddi şekilde ilgilenenler içindir arkadaşlar. 50 bin limit gayet de yüksek. Yani limit sorununuz artık olmayacak. 500 bin dolar da limit veriyor. Peki bu hesapla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Hemen size bir örnek gösteriyorum. Bir öğrenci böyle bir hesabı aldı ve sonucu bu arkadaşlar. Yaklaşık 4. 5. ayında 3000 tane yaklaşık 3000 tane 3100 tane ürün listelemiş ve son 90 günlük kazancı 6000 dolar. Yani eBay'e ya koyduğunuz 3-5 ürün illa satacak değil arkadaşlar. Burası Amazon gibi değil. Amazon'da koyduğunuz çok hızlı satabilir. Fakat eBay'in farkı ise ne kadar çok ürün o kadar çok satış arkadaşlar. Bu arkadaş da bu yöntemi uyguladı ve yüksek siparişler aldı. Bildiğiniz gibi ben hızlı yükselen öğrencilerimle röportaj yapıyorum arkadaşlar. Sizlerin de biraz daha tecrübe kazanması için YouTube'da iki tane röportaj yaptık daha önceden. Bu arkadaşla da röportaj yapabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.